Fizik bilimi, evrenin işleyişini anlamamıza yardımcı olan birçok temel kavram ve ilkeyi içerir. Bu prensiplerin en hayranlık uyandıranlarından biri de ışık ve onun evrendeki rolüdür. Hem dalga hem de parçacık özellikleri gösteren benzersiz bir fenomendir ve onun hızının evrendeki en yüksek hız olduğu kabul edilir. Işığın hızı, yalnızca bir sabit değil, aynı zamanda, zaman ve mekanın nasıl etkileşime girdiğini belirleyen temel bir bileşendir. Albert Einstein'ın görelilik teorileri, ışık hızının mutlak sınır olduğunu ve bu sınırın, evrenin yapısını nasıl şekillendirdiğini bizlere gösterdi. Işığın doğası ve onun hızı, sadece teorik fizikçilerin değil, aynı zamanda, günlük yaşamda teknolojilerimizin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olan bilim insanlarının da ilgisini çekmiştir. Öncelikle, ışığın doğası hakkında konuşalım. Işık insanlık tarihinin en çok merak edilen ve araştırılan doğa fenomenlerinden biridir. Yüzyıllar boyunca bilim insanları, ışığın doğasını anlamaya çalışmış ve bu süreçte birçok önemli keşif yapılmıştır. Işığın hem dalga hem de parçacık özellikleri gösterdiği ikili doğası, modern fiziğin en temel ve ilginç kavramlarından biridir. Işığın dalga doğası, ilk olarak 17. yüzyılda Christian Huygens tarafından önerildi. Huygens, ışığın bir dalga olarak hareket ettiğini ve su dalgaları gibi yayıldığını savundu. Bu teori, ışığın yansıma ve kırılma gibi davranışlarını açıklamak için kullanıldı. 19. yüzyılda, Thomas Young'un çift yarık deneyi, ışığın dalga doğasını daha da pekiştirdi. Bu deneyde, ışık iki dar yarıktan geçirildiğinde, bir girişim deseni oluşturuyordu, bu da sadece dalgalarla açıklanabilecek bir fenomendi. James Clerk Maxwell, 1860'larda elektromanyetik dalga teorisini geliştirerek ışığın elektromanyetik dalgalar olduğunu gösterdi. Maxwell'in denklemleri, ışığın elektrik ve manyetik alanların birbirine dik olarak dalgalanmasından oluştuğunu ortaya koydu. Bu teori, ışığın hızını da hesaplayarak ışığın dalga doğasının sağlam bir temelini oluşturdu. Işığın parçacık doğası ise, Sir Isaac Newton tarafından savunulan bir başka önemli yaklaşımdı. Newton, ışığın küçük parçacıklardan oluştuğunu ve bu parçacıkların doğrusal hareket ettiğini öne sürdü. Bu teori, özellikle ışığın yansıma ve kırılma olaylarını açıklamak için kullanıldı. Ancak, parçacık teorisi, girişim ve kırınım gibi dalga özelliklerini açıklamakta yetersiz kalıyordu. 20. yüzyılın başlarında, Max Planck ve Albert Einstein, ışığın parçacık doğasına dair yeni kanıtlar sundular. Planck, kara cisim ışımasını açıklamak için kuantum teorisini geliştirdi ve ışığın belirli enerji paketçiklerinden, yani kuantlardan oluştuğunu öne sürdü. Einstein ise, fotoelektrik etkiyi açıklamak için ışığın parçacık doğasını kullandı. Fotoelektrik etki, belirli bir frekanstaki ışığın metal yüzeyinden elektronlar koparabileceğini gösterdi ve bu olay sadece ışığın parçacık doğası ile açıklanabiliyordu. Modern fizik, ışığın hem dalga hem de parçacık özellikleri gösterdiği gerçeğini kabul eder. Bu ikili doğa, kuantum mekaniği ile daha iyi anlaşılmıştır. Kuantum mekaniği, ışığın ve diğer temel parçacıkların hem dalga hem de parçacık özelliklerine sahip olduğunu ve bu özelliklerin gözlem koşullarına bağlı olarak ortaya çıktığını öne sürer. Louis de Broglie, 1924 yılında tüm maddelerin dalga benzeri özelliklere sahip olduğunu öne sürdü. Bu teori, elektronlar gibi parçacıklarında dalga olarak davranabileceğini gösterdi ve elektronların girişim ve kırınım desenleri oluşturabileceğini deneysel olarak doğruladı. Çift yarık deneyi, dalga parçacık ikileminin en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu deneyde bir ışık demeti iki dar yarıktan geçirilir ve yarıkların arkasında bir ekran üzerinde girişim deseni gözlemlenir. Bu desen, ışığın dalga olarak yayıldığını ve yarıklardan geçerken girişim yaptığını gösterir. Ancak, deney tek tek fotonlarla yapıldığında bile zamanla aynı girişim deseni oluşur. Bu durum, tek fotonların bile dalga benzeri davranış sergilendiğini ve kuantum süperpozisyonu ve girişimi açıklayan kuantum mekaniğinin temellerini destekler. Işık uzun süre boyunca dalga ve parçacık özellikleri gösteren çift doğasıyla bilim insanlarını büyülemiştir.
kuantum mekaniği, bu ikiliği ve ışığın doğasını anlamamızda, devrim niteliğinde bir adım atmıştır. Işığın kuantum mekaniği bağlamındaki temel bileşenlerinden biri fotondur. Fotonlar, ışığın kuantumları olarak bilinir ve elektromanyetik radyasyonun temel parçacıklarıdır. Foton kavramı, ilk olarak Albert Einstein tarafından, 1905 yılında fotoelektrik etkiyi açıklamak için önerilmiştir. Bu etki, ışığın belirli bir frekansta metal alana çarptığında elektronları serbest bırakmasıdır. Einstein, bu fenomeni açıklayabilmek için ışığın enerji paketçikleri şeklinde davrandığını öne sürmüştür. Bu enerji paketçiklerine daha sonra foton adı verilmiştir. Fotonlar kütlesiz parçacıklardır ve vakumda ışık hızında hareket ederler. Yüksek frekanslı ışık, daha yüksek enerjiye sahip fotonlardan, düşük frekanslı ışık ise daha düşük enerjiye sahip fotonlardan oluşur. Kuantum mekaniği, ışığın dalga parçacık ikiliğini anlamamıza yardımcı olur. Işık belirli koşullarda dalga gibi davranırken, diğer koşullarda parçacık gibi davranır. Bu ikilik, Thomas Young'ın çift yarık deneyinde açıkça görülmektedir. Fotonların kuantum mekaniği bağlamında bir diğer önemli özelliği süperpozisyon durumlarıdır. Bir foton aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Bu durum kuantum hesaplamanın temelini oluşturur ve kuantum bilgisayarların gelişimine kapı aralar. Ayrıca fotonlar arasındaki kuantum dolanıklık iki veya daha fazla parçacığın birbirine bağlı olduğu ve birinin durumunun diğerini anında etkilediği bir fenomendir. Bu özellik, kuantum iletişiminin ve kuantum kriptografinin temel prensiplerinden biridir. Fotonlar, ayrıca polarizasyon gibi özelliklere de sahiptir. Polarizasyon, fotonun elektrik alan vektörünün yönünü belirtir. Fotonların polarizasyon özellikleri, birçok teknolojide, özellikle optik iletişimde ve görüntüleme sistemlerinde kullanılır. Polarize gözlükler, ışığın sadece belirli bir polarizasyon yönündeki bileşenini geçiren malzemelerle kaplanmıştır ve bu sayede parlamayı azaltır. Evren, gözle görebildiğimiz ve göremediğimiz birçok elektromanyetik dalga ile doludur. Elektromanyetik spektrum, bu dalgaların tamamını kapsayan bir dizidir ve farklı dalga boylarına ve frekanslara sahip çeşitli türde elektromanyetik radyasyonları içerir. Işığın hızı ise, bu dalgaların evrende yayılma hızını belirleyen temel bir sabittir. Elektromanyetik spektrumu incelemeye, radyo dalgaları ile başlayalım. Bunlar, spektrumun en uzun dalga boylarına sahip olan dalgalardır. Radyo ve televizyon yayınlarından tutun, cep telefonlarımızın iletişimine kadar birçok alanda kullanılırlar. Yani, her sabah radyoda dinlediğiniz müzik, radyo dalgaları sayesinde size ulaşıyor. Mikrodalgalar, biraz daha kısa dalga boylarına sahiptir. Bu dalgalar, yiyeceklerinizi ısıtıyor, Wi-Fi bağlantılarımız ve radar sistemlerimiz de mikrodalgalar sayesinde çalışıyor. Kızılötesi dalgalar, gözümüzde göremediğimiz ama hissettiğimiz dalgalardır. Isıtma cihazlarından, gece görüş sistemlerine kadar birçok yerde kullanılırlar. Kışın soğuk bir günde sobadan yayılan o tatlı ısı, kızılötesi dalgalar sayesinde gerçekleşir. Görünür ışık, aslında elektromanyetik spektrumun sadece küçük bir parçasıdır ama bizim için en önemli kısmıdır. Gözlerimizde görebildiğimiz ışıktır ve gökkuşağının renklerini içerir. Yani, etrafınızdaki her şeyin renklerini görebilmenizi bu dalgalar sağlar. Mor ötesi ışık, güneşten gelen ve cildimizi bronzlaştıran ışıklardır. Ancak dikkatli olun, fazla mor ötesi ışığa maruz kalmak zararlı olabilir. Bu yüzden, güneş kremi kullanmak önemlidir. X ışınları, tıbbi görüntüleme için kullanılır. Kemiklerinizin röntgenini çektirdiğinizde, bu güçlü dalgalar vücudunuzdan geçerek, doktorların iç yapınızı görmesini sağlar. Gama ışınları, spektrumun en kısa dalga boylarına ve en yüksek enerjilere sahip olan dalgalardır. Kanser tedavisinde ve bazı astrofiziksel olayları incelemede kullanılırlar. Şimdi, ışığın hızına geçelim. Işık vakumda yaklaşık olarak, saniyede 300 bin kilometre yol alır.
Bu hız, evrende bilinen en yüksek hızdır ve genellikle C harfi ile gösterilir. Albert Einstein'ın özel görelilik teorisi, ışık hızının evrendeki en yüksek hız olduğunu ve hiçbir şeyin bu hızı aşamayacağını söyler. Bu teori, zaman ve mekanın nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, ışık hızına yakın hızlarda seyahat eden bir uzay gemisinde zaman daha yavaş akar. Albert Einstein, 1905 yılında özel görelilik teorisini geliştirdi ve bu teori, evreni anlama şeklimizi tamamen değiştirdi. Özel görelilik teorisi, birkaç temel ilkeye dayanır. Işık hızı, gözlemcinin hareketine veya hızına bağlı olmaksızın sabittir. Bu durum, evrende mutlak bir hız limiti olduğu anlamına gelir. Ne kadar hızlı hareket ederseniz edin, ışığın size göre hızı her zaman aynı kalır. Özel görelilik teorisinin en çarpıcı sonuçlarından biri, hızın artmasıyla birlikte zamanın ve uzayın nasıl değiştiğidir. Bir cisim, ışık hızına yaklaştıkça, onun için zaman daha yavaş akar. Örneğin, eğer bir astronot, ışık hızına yakın bir hızda seyahat ederse, onun için geçen zaman, dünyadaki bir gözlemciye göre çok daha yavaş olacaktır. Yine, bir cisim ışık hızına yaklaştıkça, hareket yönündeki uzunluğu kısalır. Bu durum, uzay-zamanın yapısından kaynaklanan bir etkidir ve uzunluk büzülmesi olarak adlandırılır. Bir cismin hızı arttıkça, onun kütlesi de artar. Işık hızına yaklaştıkça, bu kütle sonsuz bir değere ulaşır. Bu yüzden, bir cismi ışık hızına çıkarmak imkansızdır, çünkü sonsuz enerji gerektirir. Görelilik teorisinin ilginç bir düşünce deneyi olan ikizler paradoksunu ele alalım. İkizler paradoksu, bir ikiz kardeşin ışık hızına yakın bir hızda uzay yolculuğuna çıkması ve diğer kardeşin dünyada kalması durumunu anlatır. Yolculuk yapan kardeş, geri döndüğünde dünyada kalan kardeşinden çok daha genç olur. Bu durum, zaman genişlemesinin doğrudan bir sonucudur. Görelilik teorisi, sadece teorik fizikçilerin ilgisini çeken bir konu değildir, aynı zamanda günlük yaşamımızda da önemli uygulamaları vardır. Örneğin, GPS sistemleri, uydu sinyallerinin dünyaya ulaşma süresini ve hareketini hesaplarken, görelilik teorisinin etkilerini dikkate alır. Bu durum, cihazlarımızın konumumuzu doğru bir şekilde belirlemesini sağlar. Uzay ve zamanın ölçümü, ışık hızı sayesinde mümkün olur. Uzaydaki uzak mesafeleri ölçerken, yıldızlardan gelen ışığın bize ulaşma süresini kullanırız. Örneğin, Güneş'ten gelen ışık, Dünya'ya yaklaşık 8 dakikada ulaşır. Modern teknoloji, ışık hızına dayalıdır. Fiber optik kablolar sayesinde, internet verileri, ışık hızında iletilir. Bu durum, süper hızlı internet bağlantılarının ve yüksek çözünürlüklü videoların keyfini çıkarmamızı sağlar. Tarihte, bu konuda birçok bilim insanı çalıştı. İlk başlarda, ışığın sonsuz bir hızda hareket ettiğine inanılıyordu. Ancak zamanla, bu düşünce değişti ve bilim insanları, ışığın hızını ölçmeye çalıştılar. 17. yüzyılda, Galileo Galilei, ışığın hızını ölçmeye yönelik ilk girişimlerden birini yaptı. Galileo, iki kişiyle birlikte tepelere yerleşerek, ışık sinyalleri gönderip alarak, ışığın hızını ölçmeyi denedi. Ancak, bu yöntemle ışığın hızını tam olarak ölçmek mümkün olmadı, çünkü ışık çok hızlıydı ve mesafeler çok kısaydı. Işığın hızını ölçme konusunda önemli bir adım, Danimarkalı astronom Ole Rømer tarafından 1676 yılında atıldı. Rømer, Jüpiter'in Io adlı uydusunun hareketlerini gözlemleyerek ışığın hızını hesapladı. Io'nun Dünya'ya en yakın ve en uzak konumları arasındaki zaman farkını kullanarak, ışığın belirli bir mesafeyi kat etmesi için geçen süreyi ölçtü. Bu gözlemler, ışığın sonlu bir hıza sahip olduğunu gösterdi ve Rømer, ışığın hızını yaklaşık 220 bin kilometre bölü saniye olarak hesapladı. Bu ölçüm, gerçeğe oldukça yakın bir değerdi ve bilim dünyasında büyük bir etki yarattı. 19. yüzyılda, Fransız bilim insanları Hippolyte Fizeau ve Léon Foucault, ışığın hızını daha hassas bir şekilde ölçmek için deneyler yaptılar. 1849'da Fizeau, dönen bir dişli çark
ve bir aynadan oluşan bir düzenek kullanarak ışığın hızını ölçtü. Bu deneyde ışık bir dişli çarkın arasından geçip bir aynaya çarpıyor ve geri dönüyordu. Dişli çarkın dönme hızını değiştirerek ışığın hızını hesapladı ve yaklaşık 313.000 km/s sonucunu buldu. Foucault ise 1850'de dönen bir ayna kullanarak daha kesin bir ölçüm yaptı ve ışığın hızını yaklaşık 298.000 km/s olarak belirledi. Foucault'un yöntemi daha doğru ve güvenilir bir sonuç verdi ve bu değer günümüzde kabul edilen ışık hızına çok yakındı. Işığın hızının en hassas ölçümlerinden biri Amerikalı fizikçi Albert Michelson tarafından yapıldı. Michelson, 1879 yılında dönen aynalar ve uzun mesafeler kullanarak yaptığı deneylerle ışığın hızını ölçtü. Michelson'un çalışmaları 1926'da daha da hassas duruma getirildi ve ışığın hızını 299.796 km/s olarak belirledi. Bu değer günümüzde kabul edilen değere oldukça yakındı ve Michelson bu çalışmalarıyla Nobel Fizik Ödülünü kazandı. Günümüzde ışığın hızı çok daha hassas bir şekilde ölçülmektedir. Lazerler ve atom saatleri gibi modern teknolojiler kullanılarak yapılan ölçümler, ışığın hızını 299.792.458 m/s olarak belirlemiştir. Bu değer, metrenin tanımı için bir temel olarak kullanılmakta ve uluslararası bir sabit olarak kabul edilmektedir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.